Selam arkadaşlar. Tarabya Marina'dan Meray Teknesi'nden herkese selamlar. Arkadaşlar uzun süredir DM, Instagram ve YouTube üzerinden almış olduğum mesajlarda yeni kaptan olacak ve olmaya niyetli olan arkadaşlara hem yardımcı olacağız hem de bugün bir tekne, bu tekneyle sizde bir manavra, bir tekne kullanmayı hem göstereceğim hem aktaracağım. Arkadaşlar kaptan olacak veya olmaya niyeti olan bay ve bayan arkadaşlar için söylüyorum. Bayanlar için daha önceki videolarımızda da bunlardan size bahsettim. Ama arkadaşlar sizden ricam videoları sonuna kadar izleyin ve de görün. Aynı soruları tekrar tekrar ben size cevaplamak zorunda kalıyorum. Sonuç itibariyle yetişemiyorum. Arkadaşlar bayan arkadaşların bu konuda teknede, yatlarda ciddi bir eksikliği var. Onun altını bir çizeyim. Bayan gemici olunur mu? Olunur. Bayan hostes olunur mu? Olunur. Bayan kaptan olunur mu? Olunur. Bunun altını çiziyorum. Noktayı da koyuyorum. Erkekler için de aynı. Zaten birçok yatlarda ve denizde erkeklerin olduğunu herkes biliyoruz. Bayanlar için altını çizerek şunu söylüyorum. Gerçekten teknede, yatlarda, ultra lüks yatlarda ciddi anlamda ihtiyaç var. Ve de daha önceki videomda da bahsettiğim gibi yakın arkadaşım, yakın çevremde de bunun yokluğunu çekiliyor. Yani bayan hostes olsun, bayan gemici olsun bulunamıyor. Doğrusu bu. Ortalama maaşlarına da geleceğim. 7 bin lira, 10 bin lira, 8 bin lira. Abartısız söylüyorum, 7 bin liradan da aşağı olmadığını da söyleyeyim size. Ve de duyduklarımı ve de gördüklerimi size burada anlatıyorum. Arkadaşlar uzun süredir DM'den de bana yazılan sorularda işte nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Ya arkadaşım ben burada size baştan sona kendi tecrübemi anlatıyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Yaşadıklarından yola çıkarak anlatıyorum. Yani bunları gidip ben bir kağıda bakarak, bir kılavuza bakarak anlatmıyorum. Her şeyi size yaşadıklarımı, tecrübelerimi tek tek anlatıyorum. Tekne kullanma da olsun, tekne eğitimi de olsun, tekne bakımı da olsun. Hepsini size yaşayarak anlatıyorum ve anlatmaya da çalışacağım. Instagram ve DM üzerinden absürt de yorumlar alıyoruz. Bunları hiç aldırış etmiyorum. Nedenini soracak olursa direkt siliyorum arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Kimsenin de ağız kokusunu kimse çekmeye mecbur değil. Burada bu bilgilere ihtiyacı olan buradan kanaldan alsın kendinde yoğursun. Bizim amacımız bu. Doğru mu Sefa kardeşim? Kesinlikle. Bizim buradaki amacımız bu. Buradaki bilgiler insanların ihtiyacı olanı buradan gelir, seçer, aynı pazardaki gibi alır, gider. İşine yarar, yaramaz. Ama biz burada yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle en çok konuya değinmek istediğim noktalardan biri genç arkadaşlarımız için ve gemici veya kaptan olacak arkadaşlarımız için. Arkadaşlar, bu işi hevesle görüyorsunuz. Ama bir heves uğruna yapacaksanız yapmayın. Yani bunu iş olarak da değerlendirin. Geldim, bir teknenin üzerine çıktım, bir ay çalıştım, bu iş bana göre değil. Birinci ayında bunu değerlendirerek bunu ön yargısına kavuşmayın. Önce bir para kazanmaya başlayın. Atıyorum 2-3 ay geçir, 4 ay geçir, 5 ay geçir. Bir yılınızı bu işe verin. Ondan sonra deyin ki kardeşim bu iş bana göre. Ya İlk etapta belki karşınıza iyi bir insan çıkmayacak, patron olarak iyi bir kaptan çıkmayacak veya çalıştığınız ortamda gemici arkadaş çıkmayacak. Bunun değerlendirmesini kimse bilemez. Bu bir askerlik olarak düşünün. Gittiğiniz teknede sadece bir tekne sahibi, "Aa ben tekneye bindim, keyif yapacağım." Değil arkadaşım. Burada bir çalışma var, burada bir yaşam var, burada bir mücadele var. Tuvalet de temizleyeceksin, yatak da temizleyeceksin, yerleri de temizleyeceksin. Yani sadece ben geldim, benim görevim sailor, gemici. Gemicilik yapmayacaksın. Buradaki teknenin olması gereken işlerine yardımcı olacaksın. Selamun aleyküm, ben halat bağlı. Bu değil dostum. Bayan arkadaşlar için de söylüyorum bunu. Sadece benim tek... Cevap vereceğim Sefa. Sadece benim görev alanım teknenin içi. Evet Sefa, bunu söyleyenler var. Benim görev alanım tek... Adamın eli kopacak. Orada tek başına mücadele. Yani bayan iç teknenin içine bakın. Hostes de dahil teknenin dışında ilgilenecek. Teknenin dışında ilgilenen gemici arkadaş da teknenin içinde ilgilenecek. Durum bu.
Kaptana geliyorum. Kaptan aynı askeri nizamdadır. Her söyleneni yapmak zorundasınız. Siz kendinize yanlış hissettiğiniz şeyi kaptana bildirtebilirsiniz. Ama kaptan yap diyorsa yapacaksın. Sonuç itibariyle bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar, askeri düzen. Sizi yanlış düşündüğünüz o adamın doğru düşündüğüdür sonradan. Ben birçok kez de bunları yaşadım. Ya bu adam bana bunu niye söylüyor ve de yaptıktan sonra demek ki bu adamın bildiği varmış diyorum. Kimse kimseyi yadırgamasın. Bu işi öğrenmek istiyorsanız, gerçekten söylüyorum, askeriye düzene nizama alışkın olmak zorundasınız. Bunu kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Etmiyorsanız bu işe girmeyin kardeşim. Baştan söylüyorum. Ha, maaşı çok güzel. Tamam. Bakın, bir kaptanı 10 bin, 20 bin, 30 bin. Ben bunları sallamıyorum. Gidin Bodrum'da herhangi bir lokantaya girin, orada söyleyin. Veya gidin marinaya söyleyin, orada sorsun, söylesinler size. Ben size bunlara yaşanmışlık şeylerini anlatıyorum. 7 bin, 10 bin. Şu anda gemici maaşı bile 7 bin lira. Ben kaptandan bahsetmiyorum da. Hostes 7 bin lira, 8 bin lira. Eğer hostes gerçekten İngilizcesi ve kendi deneyimi üzerinde ciddi bir güce sahipse 10 bin lira. Kendini o anki şirketle konuştuğu üsluba göre pazarlar. Yani senin iş aktivasyonun çok hızlı geçmiş, CV'nin genişse 10 bin liranın üzerinde de alabilirsin. Bu gemici için de geçerli. Arkadaşlar, yaşına 60 yaşında olan, ben işte 50'ye alacağım, kaptan olmak isteyen arkadaş var. Arkadaşlar, 60 yaşından sonra herkes kaptan olabilir ama bu saatten sonra herkes ununu elemiş, duvara asmıştır. Bu saatten sonra 60 yaşındaki kişiler kendi teknisini, kendi teknisiyle uğraşmayı seçsin. Ben bu saatten sonra 60 yaşındaki insanları küçümsediğimden demiyorum. Yaşınızı başınıza aldığından demiyorum. Sadece patron gemici ilişkilerinde o arada ezilirsiniz. Yani 50 yaşındaki insan için de söylüyorum, 45 yaşında insan için de söylüyorum. Yani adam 60 yaşında olmuş, bana maille mesaj atıyor. Diyor ki ben 60 yaşındayım, bu işi öğrenmek istiyorum kaptanı. Geçti abicim. Geçti. 60 yaşında geçti. Hani bunu yapsam bile, en yakın olduğun teknenin içine girsem bile, burada yaşayacağın soru patron çalışan ilişkisi. Kaldıramazsın. Kaldıramazsın. Ben şunu söyleyeyim, şunu aktarayım. Yaşı 30'a dayanmış. 30'a kadar yaşı sınırlamasına dedim. Bunu gönül rahatlığıyla yapmaya çalışıyorsa yapsın. Ama yaşım 45, 50. Ben bu işe tecrübe sahibi olmak istiyorum. Para kazanmak. Arkadaşlar, dostlarına söylüyorum. Geç kaldınız. Geç kaldınız. 15 yaşından beri ben bu işin içindeyim. Bitmediğim yer kalmadı. Yani bu işler böyle basit değil. Geçenki videoda da anlattım size bunu. Daha önceden de. Kimse gelip bana bu tekneyi al kardeşim, bu teknenin üzerinde seni koyuyorum, sen bu tekneyi kullan demiyor. Çünkü burada bir geçmiş var. Burada bir yaşanmışlık var. Burada bir tecrübe var. Bunların hepsini bir araya getirdikten sonra o zaman siz aynı bir meyve gibi olacaksınız. Teknenin kullanmaya geçin. En son anlatmak istediğim husus şu. Bir gemici, bir kaptan olma adayının ne kadar sürede kaptan olacağını size söylüyorum. 2 yıl. 2 yıl. Bunu kabul eden insanlar, DM'den bunu bu kadar sık soruları soruyorsunuz. Ben de size bu soruları kestirmeden cevabını söylüyorum. Arkadaşlar, gemiciliğinizi yaptınız. Güzel bir şekilde 2 sezon çalışacaksınız. Yer, kaptandan eğitimler, kaptandan bilgiler, hepsini bir araya getireceksiniz. Bitti mi bitmedi, 2 yılın sonunda o size bağlı. Ondan sonraki adım, kaptana diyeceksiniz ki kaptan, ben bu tekneyi kullanmak istiyorum. Kaptan sizi güven sağlamış iseniz, güven vermişseniz kaptana, diyeceksiniz ki kaptan bana bu tekneyi ver. Bu sefer manevra sahasına girersiniz. Marina çıkışları yaparsınız, marina girişleri. Herkes tekneyi al şu marinadan bu marinaya, uzak yolda 10 saat yol gidiyorum, ben sana 3 saat tekneyi veririm. Otomatik pilota bağlarım, zannedersin ki ya Fahrettin abi bana tekneyi ver. Değil kardeşim. Değil. Marinaya yanaştırmak, marinadan çıkartmak. Bir de en büyük sorumluluk şudur arkadaşlar. Gittiğiniz rotasyon, yani rota, gittiğiniz rotayı inceleyeceksiniz. Gemici olmadan olduğunuz dönemde bakacaksınız. Buradaki sığlık nedir? Buradaki durum nedir? Havanın nedir? Kaptana sormayacaksın, kaptana. Hatta kaptana sen söyleyeceksin. Hava bugün şu derecede, bu rüzgarda buz vesaire vesaire.
Yani bunları anlatmanın bir mantığı yok şu anda. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Gemicilik yaparken bir kaptan olma adayı gibi gemicilik yapacağız. Ve yapacaksınız. Bir de arkadaşlar, herkes DM'den şunu söylüyor. Ben yetiştirilmek istiyorum. Herkese kapınız açık. Ama şunu altını çiziyorum. Bakın altını çiziyorum. Buraya gelen arkadaşlar veya birçok kişileri görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, anlatıyoruz. Aynı konuları tekrar tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar kapımız açık. Öğretmeye veya öğrenmesine vesile olacağımız arkadaş yardımcı da oluruz. Ama kimse bizden para talep etmesin. Evet, yani benim yanıma geldim, burada bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz veya öğrenmek istediğiniz yerde kimseye de biz referans değiliz. Ya abi ben iş arıyorum. Instagram üzerinden ciddi bir şey var. Safa, sen bildirimleri kapattın biliyorum. Sonuç itibariyle cevapları ben veriyorum. Arkadaşlar, kimseye ben iş bulamam, kimseye de vesile olmam. Herkes kendisinin belirli bir düzeyde sorumluluğunda. Kimseye de biz tekne bulmuyoruz, kimseye de satılık tekne de bulmuyoruz, kimseye de tekne de almasına yardımcı olmuyoruz. Eğer bizden fikir alırsanız buna da yardımcı oluruz ama ücreti mukabilinde arkadaşlar. Yani buraya kadar size çok güzel geldik. 6 aydır herkese bunları anlatmaya çalışıyorduk. Bu videoyu yapmak zorundaydık. Bunu da yaptık. Şükürler olsun. Arkadaşlar, herkes kendine iyi baksın. Biraz fazla konuştum. Sefacığım, kusura bakma, seni de yordum. Elim bayağı yoruldu. Tokay da orada bekliyor. Arkadaşlar, Tarabya Marina'dan herkese selamlar. Sağlıcakla kalın, esenle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esenlikte kalın.